Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve Magirus M2000 modumuz var. Faruk Aygün'e ait. Ellerine, kollarına sağlık. Bayağı oldu bana bu modu atalı. Belki bir ay olacak neredeyse modu gönderili ama anca fırsat bulabiliyoruz biliyorsunuz. Bir süre elimizde mod oluyor. Sıra sıra çektiğimiz için anca fırsat bulabiliyoruz. Böyle bol bol etiketli. Bol etiketli bir Magirus modumuz var. Böyle arkası basık, önü kalkık şeklinde. Aracın biraz hataları var. Mesela öndeki sinyaller çalışmıyor. Ama arkadaki sinyaller çalışıyor. Mesela dörtleri yakalım. Şu an öndeki sinyaller yok. Ama arkada dörtler falan yanıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Onun dışında dışta ben bir hata pek görmedim. Böyle bariz hataları yok. Aydınlatmaları falan sarı yanıyor böyle gece. Gösteririm. Güzel böyle kırmızı kabin aydınlatması var. Kapısı açılmıyor aslında. Kapısı açılabilir, yapabilirmiş. Güzel bir görsel olabilirmiş. Yani içine geçelim. Kapatalım. Evet, aracımızın içi. Aracımızın içi bu şekilde. Diyorum ya, bol etiket. Bol etiket, hoparlörler falan filan dolu. Şurada hata var. Boşluklar var. Camlarda falan. Hemen geliyorum. Evet, geldim. Valide Sultan arıyorsa akan sular duruyor. Hemen videoyu durduruyoruz. Açıyoruz tabii ki telefonu. Evet. Kabinimiz bu şekilde. Söylediğim gibi hataları var. Sıkıntı değil. Oynanabilir bir mod. Güzel bir sesi var. Dinleteceğim şimdi birazdan. Hatta çalıştıralım. Şöyle camı da açayım biraz. Bu arada cam da açılmıyor. Ne sağ cam ne sol cam açılmıyor. Şöyle bir gece yapalım. Gece bir yapalım şöyle. Heh. Aydınlatmaları açıyorum şimdi. Oo, teybimizde falan. Güzel. Evet, sarı aydınlatmalar. Uzunlar, kısalar. Ve kabin aydınlatmamız. Kabin aydınlatması biraz fazla parlatıyor yalnız. Yani yolu görmemize bayağı engel. Çok parlıyor. Bir de şuradaki mouse'u çözemedim. Bu mouse ne alaka? Ne işe yarıyor acaba bu mouse? Onu anlayamadım. Ama sesi çok güzel. Sesini çok beğendim. Gece oynamayacağız zaten. Şöyle bir kapatalım aydınlatmaları. 11 yapalım. Skybox'ımızı 4 yapalım. İstanbul'dayız. Şöyle göstereyim. Şöyle İstanbul'un içinde birazcık dolaşacağız. Takılacağız yani artık. Gidebildiğimiz yere kadar. Hadi çıkalım yolumuza. Bu arada kaç vites? Navigasyon yok falan. Şöyle üstten açalım bari de. Kaç vites? 5, 6. Daha gidiyor mu? Yok. 6 vites. Kornalara güzel. Bak her basında yine farklı. Röleli korna. Boşa atayım be. Her bastığınızda farklı farklı korna geliyor. Bu arada sinyal bayağı göstergeler falan da sanırım. Uyarı ışıkları falan da yok, yanmıyor. Bayağı hatası var yani modun. Evet Faruk, bunları gör. Trafiği 10 yapalım mı ya? Şöyle İstanbul. Hesabı. Maksimum 10 olabiliyor.
Hani 100 olmuyor. Maksimum 10 oluyor. Bakalım 10 yapalım, ne olacak? Felç olacak mı trafik acaba? Çok merak ediyorum. Olmuyor. Genelde olmuyor yani öyle. Yani İstanbul'da hani böyle beklerseniz de böyle hayvan gibi trafik olsun. Olmuyor. Yalnız iyi gidiyor ha. Bayağı 100 ile gidiyoruz şu anda. Biraz karanlık skybox'ı değiştirelim ya. Sabah saat 11.30. Yani biraz daha iyi. İçten mi karanlık? Evet, içten karanlık araç. Bakın trafik 10. Hiç öyle abartı bir trafik olmuyor. Onun için trafik modu falan yüklemek gerekiyor ama bu sefer trafik modları çok sıkıntılı ya. Oha, ne oldu göstergeye? Güneş arkadan mı vuruyor, yanından mı vuruyor? Hayır, sen gelene kadar ben çıkarım. Parlama olayını hala çözemediler ya. Aragaz böyle güzel oluyor be. Sesi güzel aracın. Sesini çok beğendim. Yani hatalarına affettiriyor ses. Hatalarına takılmıyorsunuz. Yani zaten takılınacak bir hatası yok öyle de. Video açıklamasında bu arada aracın indirme linkini bulabilirsiniz. Haritanın da aynı şekilde indirme linkini bulabilirsiniz. TR Extended Map. Bu Güney Marmara haritasıyla birleşik bir harita bu. Her ikisinin de indirme linki var. Ne oldu lan, kaldırıma çıktı. Abi sağdan oraya geçmek nedir ya? Kaç kenara. İyi, yine trafik biraz böyle yoğun. Böyle çok da ölü değil yani. Biraz gazlayalım. Tam böyle minibüsçü usulü. Akalım. Dakikamız var, süremiz var. Yetişeceğiz hesabına.
İyi gazladık yalnız ha. Önümüze atlamazlar inşallah. Burada genelde sıkıntı oluyor çünkü. Pat diye sağdan çıkıyorlar. Sağ şeritteki sol atlıyor falan böyle. Hadi polis emmi. Hadi be kardeşim. Bu arada mod 1.40'da çalışıyor. 1.41'de çalışmıyor, bilginiz olsun. Yani 1.41 beta'da çalışmıyor. 1.41'den 1.40'a çektim mecburen oyunu. Sürekli bir 5 GB güncelleme yapıp duruyorum zaten. 1.40, 1.41 sürekli ikisinin arasına gidip geliyorum yani. Hadi be kardeşim, ne uyuz uyuz gittiniz be. Ha şöyle. Önümüz açılsın biraz. Dedim, yine kapandı. Bayağı sol ayna kör etmelik. Şuradaki mouse'u hala çözemedim abi. Bu mouse ne işe yarıyor olabilir acaba ya gerçekte? Eğer gerçekte varsa öyle bir şey tabii. Bunu hani gerçeğe, hani bir gerçek interiöre bakarak yaptıysa eğer. Ömer Faruk Aygün. O mouse acaba ne işe yarıyor? Ne iş yapıyor olabilir o mouse? VGS'den geçelim, bir gece yapacağım. Yalnız kabin aydınlatmasını açınca yolu göremeyeceğiz muhtemelen. Bir deneyelim, dur bakalım. Şu an kabin aydınlatması yok. Açtım. Evet abi, yol gözükmüyor kabin aydınlatmasından. O yüzden kabin aydınlatması olmadan gidelim. Ne oluyor lan? Nereye çarptık abi? Bariyere mi çarptık? O kadar yakınlaşmadım ki ben oraya ya. Anlamadım vallahi. Yani ayna çok karanlık gösteriyor. Acaba yandan araba mı geliyordu? Çünkü araçların ışıkları hiç gözükmüyor aynadan. Belki de arabaya çarptık orada.
Muhtemelen arabaya çarptık abi. Işıklar gözükmüyor. Saniye. İyi, bak trafik güzel oldu böyle. Ama gece aynalardan gözükmediği için gece beğenmedim. Biz yine gündüzden devam edelim. Ya uçuyoruz abi, bayağı 130'la gidiyoruz şu anda. Anam ne oldu arabaya? Etrafında döndü, yola devam ediyor. Oyunun trafiği abi ya. İlginç trafik. Hele ki 1.41 multiplayer'da araçlar sizi görmüyor abi. Yandan, sağdan, soldan çıkaran, hani düz gidiyorsunuz ya, adam tali yoldan çıkıyor. Dümdüz çıkıyor, hiç sen yokmuşsun gibi davranıyorlar yani. Bodozlama giriyorlar sağdan soldan. Hiç afları yok. Siz bekleyin, ben geçerim dayı. Siz orada sinyal vere durun. Hala geçmeyin yani. Ben geçerim sizin yerinize. Dur bakalım, şu dar yerden geçelim. Neresini çarptık ki? Abi aynada... Çok yakın gibi ya. Biz bayağı hani... Şu çıtayı ortalayacakmışız gibi falan gitmemiz lazım ki çarpmayalım. Bir garip. Tam anlayamadım ayna olayını. Kırkta gidiyoruz. Yanlış olmasın. 137, 138. Allah! Döndüremedim vallahi. Vallahi dönmedi. Kayıyor yani. Döndürüyorsun ama kayıyor araç. Oyun gitti. Geçmiş olsun. Oyun gitti. Ya böyle bir şey yok ya. Ama niye ya? Haritayla mı alakalı acaba? Yani muhtemelen haritayla alakalıdır diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi oyun gitti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Neyse, yapacak bir şey yok abi. Şimdi alsam tekrardan. O zaman bir saniye şöyle yapalım. Biraz daha sürelim, ondan sonra bitirelim ya. Böyle bitirmeyelim yani en azından. Dur, hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar, şurada bir hata var. Ben normalde hani şuraya kadar işaret attım. Sonradan da şöyle döner şuraya kadar gideriz diye plan yapıyordum kafamda. Ama burada bir hata var. Tünelin tam ortasında bir yerde oyundan atıyor. Yani iki defa falan oyundan attı. Hep aynı yerde atıyor. Burada bir hata var. Buraya gidemiyoruz. Nereye gidelim? Nerede bitirelim?
Nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereden başladık? Şuradan başladık biz. Bir sıfırlayalım. Yine şuraya mı gitsek acaba? Bu yol çok güzel de hep aynı yerlere gitmiş oluyoruz ya. Burada Güney Marmara var. Bunu da biliyorsunuz. Gidecek yer de kalmadı abi. Her yeri gezdik. Gezmediğimiz yer yok ya. İstanbul'un altın üstüne getirdik burada. Bu haritada en azından yani. Yani bir eksik var gibi. Şurada bir bağlantı eksiği var gibi. Ya da daha yapılmamış haritada. Tam bilmiyorum. Emin değilim. Ya da burada bir yerde bitirelim yani. Hadi masa üstünde bitirmeyelim. Biraz daha sürelim istedim ama. Maalesef ki olmuyor. Olmayınca olmuyor yani. Şuraya çekelim minibüsümüzü. Yerin altına düşmüyordur herhalde. Artık F9 da yemiyor. CTR ile F9 yapmak zorunda kalıyoruz. Aynen burada bitirelim. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kafamdaki plan uymadı yani. Ne güzel. Şuraya kadar gidecektik yani. Ama burada bir hata var. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Evet arkadaşlar. Faruk Aygün tekrardan ellerine kollarına sağlık. Hataları var, evet çok hatası var. Ama inşallah daha sonradan düzeltir. Sesi çok güzel aracın. Benim çok hoşuma gitti. Böyle aragaz maragaz falan çok zevkli. Yani indirip deneyebilirsiniz. Kullanması keyifli. Hatalara takılmazsanız sıkıntı yoktur. Öyle çok ince düşünüyorsanız, işte kapının orada aralık var, ben modu hayatta kullanmam diyorsanız zaten indirmeyin, oynamayın o tarz modları. Bir garip kafalar olur yani onlar. Hiç o tarz polemiklere girmeyin. Kullanması keyifli mi? Keyifli abi. Araç içeriden falan gayet güzel. Keyifli sürülüyor. Sesi çok güzel zaten. Benim için ilk başta en önemli şey ses abi. Ses keyifli olduğu zaman böyle araç kötü de olsa kullanıyorsunuz bir şekilde. Çünkü çok güzel geliyor. Hani kulağa çok güzel geliyor. Kullanması da böyle keyifli olunca, sağa sola böyle altım altı vurmuyorsa falan böyle dümdüz yolda. Hiçbir sıkıntı yoktur benim açımdan. Ama hataları var mı? Evet var. Yani güzelliğini de söylüyoruz. Kötü yanlarını da söylüyoruz. Kötü yanlarını söylüyoruz ki mod yapımcıları hani görmedikleri şeyler varsa bizim gördüğümüz, bizim gözümüzden onlar da görüp hatalarını düzelsinler diye. Zaten bize modu tanıtmak için gönder. Ben hiçbir zaman mod tanıtıyorum demiyorum. Ben modlarla oynuyorum diyorum. Hani hiç böyle tanışmadığım bazı modcu arkadaşlar oluyor. Yazıyorlar modumu tanıtır mısın? Ben de onlara cevap veriyorum. Ben mod tanıtmıyorum. Tanıtım dediğiniz zaman olay reklama girer. Ben reklam yapmıyorum gördüğünüz gibi. Ben modla oynuyorum. Ben keyfini çıkartıyorum. Zaten beğenmedim modu da oynamıyorum biliyorsunuz. Ama sesi güzel. Oynadım. Sesi kötü olsaydı oynar mıydım? Oynamazdım şahsen. Oynamazdım yani. Şurada hataları var. Şunları düzelt. Öyle gönder derdim. Ama sesi güzel. O yüzden ben beğenerek oynadım. Tavsiye ediyor muyum? Tavsiye ederim. Hani takılmayacaksanız o tarz ufak tefek detaylara oynayabilirsiniz. Video açıklaması aracın indirme linki var. Aynı şekilde haritanın da indirme linki var. Yalnız söylediğim gibi o tarafta bir hata var. Ya da benle alakalı belki de bir hata var. Tam olarak emin değilim. Bilmiyorum yani. O taraflara hiç gitmedik sanırım. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Hem haritada hem araçla beraber. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.